The walk in die rote Ecke aus dem Spotlight Boxing Team. Er kommt aus Berlin. Mustafa Karagöl. Evet, şimdi bizim her zamanki gibi biliyorsunuz Karagöllü diyemiyorlar. Mustafa Karagöl diyorlar. Biz artık bunu kabul ettik. Sevgili Mustafa 4 maçta 0 mağlubiyetle ve 3 nakavtlı galibiyetle gördüğünüz gibi ringe doğru ilerliyor. Arkasında da menajeri Ahmet Öner. Mustafa'ya başarılar diliyoruz ve güzel bir müsabaka için hepinizi Show TV ekranlarına davet ediyoruz. Sadece Mustafa değil sevgili seyirciler, Mustafa'nın maçından sonra güzel bir hafif siklet maçı ve çok güzel bir ağır siklet mücadelesi daha seyredilecek. Hep birlikte sizlerle beraber olacağız ve şu anda Mustafa Karagöl ringde. Mustafa Karagöl artık tabii boksu devamlı seyrettiğiniz için 24 yaşında olduğunu biliyorsunuz. Şu anda hemen rakibi görüntüye geliyor. Belçikalı Seyettin Sirus. O da 6 maç yapmış. İkisini kazanmış, ikisini kaybetmiş. İkisini de berabere kalmış. Ve yaşı 26. Evet, antrenörü diye Jean Diadori diyor. Aslında menajeri Jean Diadori. Antrenörü Julio Garcia. Ve şimdi Mustafa Karagöl'den evet şimdi Mustafa Karagöl'ü aus Berlin aus dem Spotlight Boxing Team Mustafa Karagöl. Evet, Mustafa Karagöl'ü maça hazırlanıyor. Sevilen bir boksör oldu. Çok sıkı ve süratli nakavtlarla, yıldırım gibi nakavtlarla yavaş yavaş zirveye adımlar halinde çıkıyor. Bakalım bugünkü müsabakada da neler göreceğiz. Mustafa Karagöllü. Ahmet Öger und ein Mann, ich muss Ihnen nicht vorstellen. Şimdi Ahmet Öner'den de bahsediyor. Sunucu. Üçer dakikadan dört roundluk bir müsabaka olacak bu sevgili seyirciler. Neuem Trainerteam hier, ja gut, seit einem halben Jahr von Spotlight und Universum Boxen. Ringrichter dieses Kampfes, Arnold Golge. Maçı yönetecek olan hakem, masa kenarında da profesyonel boksta 3 masa hakemi bulunuyor sevgili seyirciler. Amatörle karıştırmayalım. Amatörde her zaman 5 masa hakemi bulunur. Önlerinde butonlar vardır. Onlara basarak puanlar verirler. Fakat profesyonelde öyle değildir. 3 masa hakemi 10'ar puan üzerinden ringlerde verdikleri, roundlara verdikleri puanlarla maçın sonunda galibi belirlerler. İşte bakın, çok güzel bir karaciğer çıkardı Mustafa başlar başlamaz. İki düz gardlı boksörün mücadelesi. Mustafa'nın sollarını çok beğenmeye başladım. Çok çok geliştirdi. Arkadan sert sağlar da vuruyor. Ve biri 26, biri 24 yaşında. İki boksör, 24 yaşında bizimki bakın. Belçikalı'nın da bir sağa böbrek üstüne geldi demin. Şimdi solla yanına yaklaştırmak istemiyor Belçikalı Mustafa'yı. Çok güzel Mustafa. Soldan sonra bir sağ çıkarıyor. Ve dikkatle takip ediyor rakibini. Bu aparkat harikaydı Mustafa. Bravo. Müthiş bir sağ aparkat çıkardı. Şimdi sol direkler, sol direkler. Aşağıdan yine bir aparkat bekliyoruz Mustafa'dan. Ama dikkatli de olması lazım. Aparkat dünyanın en sert, en tehlikeli yumruklarından birisi. Fakat riski var. Çok güzel bir sağ yine Mustafa'dan geliyor. Sağ sol Mustafa'dan. Bakınız boksörümüz ne kadar güzel dövüşüyor. Ve şu ana kadar puan olarak Mustafa Karagöllü bakın yine bir güzel aparkat. Yani hangisini söyleyeceğimi şaşırıyorum. Puan olarak önde Mustafa Karagöllü. O kadar hızlı, o kadar güzel yumruklar çıkartıyor ki gerçekten seyir zevki olan bir müsabaka. Ve ilerideki zaman zarfında Mustafa Karagöllü'nün özel bir seyircisi de olacak. Onu da buradan söyleyeyim. Ve şimdi yine Mustafa dikkatli bir şekilde takip ediyor. Bir sol swing çıkardı. Tutturamadı. Rakibinden bir iki darbe geliyor. O da tutturamıyor. Sol direkler Belçika'dan geliyor. Mustafa'nın yine solu aşağıdan bir aparkat çıkarabilirdi. Onu düşündü o ve sağ vuruyor. Sağ kureşe vuruyor. Son derece süratli nakavtlarıyla bilinen Mustafa Karagöllü. Bakalım bugün ne olacak? Ben de onu merak ediyorum. Hani her zaman derim ya Mustafa Karagöllü'nün boksunun tadına doyamıyoruz. 30 saniyede 40 saniyede indiriveriyor rakibini. Yine sert vurdu böbrek üstüne, kalbin üstüne vurdu hatta. Evet, şimdi Karagöllü'nün burada hemen bir tehditini yapmak istiyorum.
Adama yumruğu vurduktan sonra geriye doğru hafifçe geldi ve nereden çıktıysa o bir tik diyeceğiz, şortunu şöyle çekti. O esnada şortunu çektiği anda nasıl oluyor sevgili seyirciler? Bu bir taktik mücadelesi. İki eli aşağıda, rakibine diyor ki al benim suratıma vur. Bakınız aslında ne kadar güzel sıkıştırdı köşeye ve rakibi bir eskimle kurtardı. Yani tabii şimdi bunlar çok tecrübesiz gencecik boksörlerimiz ama ileride bu tecrübeyi de elde edinecekler sanıyorum ki Ahmet Öner de hani şey söyleyecek ona. Haydi bakalım Mustafa, çok güzel bir dövüş oluyor bu. Kontra yumruklar fevkalade. Göze hoş gelen bir mücadele ve ilk round sona ermek üzere. Çok güzel Mustafa. Bir sağ mideye geliyor. Belçikalı midesi taş gibi. Öyle bir sert vurdu ki ve birinci round sona eriyor. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi seyirciler de tipler olarak doğru dürüst ve Belçikalı şimdi köşesinde. Ne? Belçikalı köşesinde biraz sonra Mustafa Karagöllü de sanıyorum görüntüye gelecek. Bu arada köşe adamı Fransızca konuşuyor. Herhalde suratından pek memnun olmadığını anlıyorum ben. Ayrıca çok akıllı bir adam. Yani böyle bir bölümü boksör gelir, bir sürü darbe almıştır. Gelir gelmez köşede nefes nefese laf kalabalığıyla adamı berbat eder. Halbuki round'un son saniyelerinde, yani 5. saniyede bir iki laf edip içeriye göndermek son derece yararlı ve faydalıdır. Ve ikinci round'a giriyoruz. Mustafa Karagöllü hazır. Biraz sonra gong ve işte şimdi Belçikalı ile Mustafa Karagöllü'nün ikinci round mücadelesi başlıyor. Sevgili seyirciler, iki düz gardlı boksör. Düz gardda sollar ileride oluyor. Ters gardda ise sağlar. Şimdi Belçikalı'nın şöyle bir hook dediğimiz iki yumruğu bir sağı var ama tutturamadı. İyi kapandı Mustafa. İyi kapandı, o ellerin yukarıda olması çok güzel. Aşağıdan yine aparkatını çıkartıyor. Bu defa tutturamıyor sağ kroşesini Mustafa. Başına vuruyor. Puan alıcı yumruk sol direkt çok güzel. Belçikalı'nın kafası geriye gitti farkındaysanız. Sol direkler Mustafa'dan geliyor. Aşağıdan bir sağ aparkat. Aşağıdan bir sağ aparkat çıkartabilir Mustafa, onu bekliyorum. Yine sol kreşeyi vuruyor, hazırlanıyor o sağa. Evet, çok güzel, çok güzel. Bir sağ daha, harika. Haydi Mustafa, haydi Mustafa. Aparkatlar, sağlar. Ve Belçikalı sağlam çıktı. Belçikalı sağlam çıktı. Hoşumuza da gitti. Yani biraz seyredelim bakalım. Mustafa sağ olsun. Her müsabakada jet pilotu gibi. Biraz da bazı maçlarda da ağır vasıta şoförlüğü yapsın yani. Şöyle sonuna kadar seyredelim maçlarını. Zevk duyalım. Çünkü yumruk zenginliği fevkalade bu çocuğun. O bakımdan ben büyük bir zevk duyuyorum. Bakın yine aparkatları çıkartıyor. Şimdi rakibinden bir iki atak geldi. Yine sert savuruyor Mustafa. Rakibinin solu var. Mustafa'nın sol direkleri. Mustafa'nın sol direklerinin arkasından devamlı o sağını bekliyorum ben. Çünkü o vurduğu zaman indiriyor. Bu defa rakipten sağ geldi. Mustafa'nın paradında kalıyor. Çok güzel kontra kombine yumruklar. Bravo Mustafa. Yine bakın bir sağ aparkat. Evet işte bunlar çok güzel şeyler. Bu kaçıncı sağ aparkat? Birdenbire bakın. Seyircilerden alkışlar geliyor sevgili seyirciler. Hepimiz bu boksu seviyoruz. Sevdiğimiz için de aynı hisleri duyuyoruz. Çok güzel Mustafa. Belçikalı sağlam çıktı. Mustafa akıllı vuruyor geriye doğru geliyor. Puan olarak çok önde sevgili seyirciler. Yine Belçika'nın sol direkleri var, sol direkleri var. Aşağıya vuruyor, Mustafa kapanıyor dirsekleriyle. Belçikalı yine rakibinin üstüne doğru geliyor. Çok güzel bir boks maçı seyrediyoruz. Daha güzel maçlar devam edecek sevgili seyirciler. Bu müsabakadan sonra bir hafif siklet ve bir de ağır siklet müsabakası seyredeceğiz. İkisi de birbirinden güzel. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Mustafa Karagöllü ikinci round'un sonlarına doğru geliyor ve sol direğiyle rakibini dağıtıyor. Ve yine bir sağ vurabilir mi diye bakıyorum. Kapandı şu anda, iyice kapandı, iyice kapandı. Belçikalı midesine vuruyor Mustafa'nın ama oralı bile değil bizimki. Bir solla iplerin önünden eski bile çıkıyor Mustafa. Müthiş bir sağ, harika. Ve son 10 saniye işareti geliyor. Ve aşağıdan yine bir afraka çıkartıyor Mustafa. Çok güzel Mustafa. Eskiler boksörümüzden. Artık gong çalmak üzere ve iki boksör köşesine gidiyor. Sevgili seyirciler, Show TV'de boksun
tadına varıyorsunuz. Boksun lezzetini böyle adeta hissediyorsunuz. Şimdi boks mu futbol mu diye zaman zaman böyle tartışmalar oluyor. Futbol başka, boks başka ama futbolun alternatifi bence boks. Fakat ne yazık ki spor sayfalarında yer alamıyor. Bakınız 15 günlük bir seyahatimiz oldu Akdeniz oyunlarında. 10 kişilik boks takımı 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz. Yani toplam 9 madalyayla geriye döndü. Spor sayfalarına baktığımda sevgili gazeteci Emin Çöleşan'ın tabiriyle bu maçlarla ilgili tık yok. Halbuki yine aynı gazetelere baktığımızda lig bittiğinden beri devamlı her gün Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzonspor'a transfer yaptırılıyor ama hala imza atan yok. Böyle de enteresan bir durum var. Evet, şimdi 3. raunta geliyoruz sevgili seyirciler. 3. raunta yine Mustafa sol yukarıdan sağını çıkartıyor, tutturamıyor. Yine bir sol direk Mustafa'dan. Belçikalı kapanıyor. Sol direkler Mustafa'dan. Evet, evet. Sol. Sol direk ve sol karaciğer yoklaması yaptı. Tutturamadı. Rakibinin sağ dirseği çok iyi bir yerdeydi. Mustafa sol direkle yine rakibini açmak istiyor. Yine sol sağ Mustafa'dan geliyor. Belçikalı iyi kapanıyor. Çok güzel Mustafa. İşte o aparkatları o kadar hoşuma gidiyor ki Mustafa'nın yine aynı tik yine aşağıya doğru indirdi. Aslında şimdi bunun ikinci yanlışını da söyleyeceğim sizlere sevgili seyirciler. Bu gördüğünüz gibi çok kalın beldeki kuşak gibi şortun üstündeki o beyaz görüntüler. Evet, biraz daha pataklasın da Mustafa, ondan sonra devam edeceğim. Haydi Mustafa, köşeyi iyice sıkıştırdın. Bir nakavt olabilir, belli olmaz. Evet, karaciğer yoklamaları var, sağ kroşeler Mustafa'dan sağ sol. Uf, Belçikalı müthiş bir dayak yiyor sevgili seyirciler. Evet, kurtardı kendisini. Ben tekrar o kemerle ilgili sizlere ufak bir bilgi vermek istiyorum. Profesyonel boksta kemerler çok kalındır ve çok yukarıya kadar gelir. Yukarıya gelmesinin nedeni kemerin üstüne vurmak fauldür. Böylece bir avantaj sağlanır. Yani mide, karaciğer ve böbrek iyice bana vur gibisinden böyle belin altına kadar açılmaz. Bilakis yukarıdan göğüslerin altına kadar gelir. Bazı boksörlerin bu kemerleri böylece bir büyük avantajdır. Bunu da düzeltmesi lazım Mustafa'nın. Fakat önce şu Belçikalı'yı bir düzeltsin bakalım. Enseden çekti sevgili Mustafa Karagöllü. Hakem tabii ki hemen araya giriyor. Mustafa puan olarak bu round'da da önce, hatta biraz önce köşede indiriveriyordu rakibini. Vurdu düşüremedi. Belki de yorulmuş olacak ki biraz daha geriye geldi. Şimdi yine bir sağ vuruyor mideye Mustafa, yine kapanıyor. Gözleriyle rakibini devamlı kolluyor. Rakibinin bir karaciğer yoklamasını hemen sağ dirseğiyle aldı. Ve bir sağ eldiven içi vurdu. O yüzden tesirli olamadı. Sol sert vuruyor rakibine. Ondan bir sağ eldiven içi geliyor. El ense çekiyor Belçikalı. Hakem oraya girecek. İşte gördüğünüz gibi hemen çekme diyor hakem. Tekrar boksla birlikte, komutla birlikte 3. raundun ortalarında geçtik bayağı. Mustafa Karagöllü önde. Bu 4 raundluk bir müsabaka sevgili seyirciler. Mustafa Karagöllü bütün maçlarını kazandı. 4'te 4 ve bunun 3'üne kalktı. Diğer rakibinin ise 6 maçı var. 2 beraberlik, 2 mağlubiyet. 2 galibiyet, ikisine nakavtlı Belçikalı'nda. O da sert bir boksör Siroz. Ve 3. raundun bitimine pek bir şey kalmadı Mustafa. Çok güzel bir sağ. Bir sağ daha geçir bakalım. Ve köşeye gidiyor. Bakın yine o böyle bir tip haline gelmiş. Yine belini aşağıya indiriyor. O tamamıyla ters yapılması gereken bir şey. Sevgili seyirciler, evet. Boksa ilgi büyük bir şekilde Türkiye'de çığ gibi artıyor. Bu arada her zaman dediğim gibi televizyon kritikçileri de bu işi çok çok sevmeye başladılar. Sabah gazetesinden Mesut Yar var biliyorsunuz sevgili kardeşimiz. Bizim boksa yar olamadı diyordu Mesut için. Mesut diyor ki Orhan abi diyor artık biz bu işleri aldık götürdük. Hatta diyor kendime antrenör bile tuttum diyor. Nafiz Başaran'la çalışıyorum. Var mısın bir boks maçına diyor bana. Şimdi boks maçı mı, kavga mı artık onu bilemiyorum. Yani boksörler böyle kavgadan hoşlanmazlar. Sadece maç yaparlar. Mesut şimdi biraz daha çalışsın bakalım yakında. Herhalde başka şeyler konuşacağız. Bu arada Yüksel Aytuğ'un boksa köşesinde yerdiği ve köşesinde verdiği yer ve aynı zamanda Burhan Ayeri Üstad'ın
Yine boksa karşı gösterdiği ilgiyi buradan teşekkürlerle karşılıyorum ve dördüncü son raunta giriyoruz. Belçikalı'nın solları var. Mustafa iyice kapanıyor, iyi de ediyor. Hiç boşu boşuna yumruk almasının anlamı yok. Şu ana kadar maçı önde götürüyor sevgili seyirciler. Çok güzel. Sağ, evet. Sağ, sol, karaciğer üstü. Bakın nasıl net yumruklar bunlar. Bunlar o kadar net yumruklar ki. Mustafa'nın bir de şöyle bir avantajı var sevgili seyirciler. Yani hakemler puan verirken bazı yumrukları kaçırabilirler. Mustafa o kadar net vuruyor ki, işte alın diyor bunları, bunları yazın diyor bakın. Sağ soldan sonra bir de aparkat çekti. Aparkatı çekerken aşağıdan solla da ensesinden çekti rakibini. Hakem tekrar araya girdi tabii haklı olarak. Enseden çekme diyor. Bu sol tutsaydı Belçikalı'nın hali felaketti. Ve şimdi Belçikalı yine gardını kapalı tutuyor. Pek fazla açık vermiyor Belçikalı ama Mustafa yine sert vurmaya başladı. Yine sert vurmaya başladı. Her an bunlar düşürücü yumruk olabilir. Ama gerçekten Belçikalı sağlam. Köşesindeki Belçikalı'nın köşe adamı heyecan içinde takip ediyor. Boksörünün ortaya koyduğu maçı Julio Garcia. Antrenör Julio Garcia sevgili seyirciler. Ve yine bir sol vuruyor Mustafa. Tekrar sol, tekrar sol. Ve evet, İspanyolca konuşuyor o köşeden. İşte Julio Garcia deyince zaten ya Güney Amerikalı ya İspanyol. Bilemiyorum. Evet, çok güzel Mustafa'dan bir sağ. Sonra da şöyle kantarladı bizim Mustafa'yı. Olacak gibi değil. Ve bakalım Mustafa soldan sonra bir sağ uprakat aşağıdan geçirebilecek mi? Dördüncü raundda tempo biraz yavaşlar gibi. Bundan sonra iki güzel müsabaka seyredeceğiz. Mustafa ile birlikte gecenin açılış maçını hep birlikte seyrediyoruz sevgili seyirciler. Sağ sol darbe geliyor ve sağ vuruyor şimdi Mustafa rakibinin sağına karşı. Şimdi rakibi böbrek üstü çalıştı. Sağ vuramıyor. Mustafa kaçıyor eskivlerle. İyi de ediyor. Bakın çok güzel işte bunlar kombine. Sağ kroşe, sağ böbrek, sağ kroşe yine Mustafa'dan. Bravo Mustafa. Çok güzel sağ direk, sol direkler, sol direkler. Bu çocuk iyi çalıştırılırsa çok iyi bir boksör olacak. Haydi Mustafa. Artık bitir şu işi. Yine bakın nasıl böbrek üstüne vuruyor. İnanın Belçikalı bu maçtan sonra bayağı ilaçlar almak zorunda kalacak. Yani ağrı kesici ilaçlar almak zorunda kalacak. Ne kafası gözü kaldı, ne vücudu kaldı. Mustafa müthiş de sert darbeler atıyor işte. Yine böbrek üstü. Devamlı oraya. Artık maçın son saniyeleri sevgili seyirciler. Hakem gene araya giriyor. 4 raundluk bir müsabakada Mustafa Karagöllü başı önde götürüyor. Müthiş bir sağ kroşe Mustafa'dan. Bravo, bravo Mustafa. Ve seyirciler, İki boksörün yaptıkları bu güzel maçı tebrik anlamında alkışlarını esirgemiyorlar. Son derece kaliteli tipler. Gördüğünüz gibi işte muhteşem bir sağ burada. Yine ikinci bir sağ Mustafa Karagöl'den geliyor. Şimdi rakibinin bir sağ var. Aşağıdan aparkatla Mustafa çıkartıyor. Tekrar bir sağ. Ve bu arada Belçikalı boksörün sağ elmacık kemiğinin altında bir açılma görüyoruz. Bununla kurtardı. Büyük şansı var. Rahatça nakavt olabilirdi. Mustafa Karagöllü çok sert yumruklar vurdu. Yani Belçikalı'nın şansı var. Ahmet Öner köşeden şeyler söyledi Mustafa'ya. Bilmiyorum, buradan duyamıyoruz. Ve Mustafa Karagöllü zafer serisine devam ediyor. Maçı açık puan farkıyla kazandı sevgili seyirciler. Şimdi anonslar yapılacak ve sanıyorum %100 boksörümüzün eli havaya kalkacak. Ring hakemi puanları topluyor. Bu maçtan sonra iki güzel maçımız daha var sevgili seyirciler. Özellikle bir de ağır siklette iki devin maçı var. Mustafa Karagöllü böyle başını sağa sola sallarken böyle bir Afrikalı görüntüye geliyor. Yanında bir Alman. Bunlar bilemiyoruz. Belki oraların çok meşhur kişileri. Altlara isimler de yazmadığı için ben de dünyanın her yerinde her genç kızı, her genç erkeği tanıyacak halim yok. Ve şimdi sonuç açıklanmak üzere sevgili seyirciler. Sonra Mustafa Karagöllü sağda Siroz Belçikalı. Evet.
Wir gehen jetzt zu den Punkten und now we go to the scorecards. Alle drei Punktrichter. All three judges pointed. Evet. Bewerteten gleichmäßig 40 zu 36, 40 zu 36. Und damit einstimmiger Punktsieger, Winner bei Jan Invers Decision. Spotlight Boxing Team aus Berlin, Mustafa Karagöl. Evet, Mustafa Karagöl 3 hakemin de verdiği puanlarla maçı farklı bir şekilde kazanıyor. Tebrikler ediyoruz sevgili Mustafa Karagöllü. Güzel yüzlü boksör, tertemiz yüzlü. İşte bu güzel yüzün bozulmasın. Aman fazla.